Radyo K'de Güne Bakış programına konuk olan Doktor Ahmet Şen, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin çalışmalarını anlattı. Doktor Şen ilk olarak Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin kuruluş amacına değindi. Yüksek öğrenim kurumlarımızda Ar-Ge ve yenilikçi ile ilgili kamu ve özel sektör arasında işbirliği yapmak, sanayi ve yatırımcıların araştırmacılar ile buluşmasını sağlamak, üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştürmek ve buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve sanayide uygulamaya aktarmak, girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek. Böylece hem bilime, hem ekonomiye, hem de ulusal ve uluslararası iç gücüne olumlu katkılar sağlaması için bir arayüz olması amaçlanmaktadır. Doktor Şen, teknoloji transfer ofislerinin bilim insanları ile sektörü bir araya getirmek için önemli bir görev üstlendiğini söyledi. En önemli konumuz arayüz olmak. Teknolojinin gelişmesinde TTO'lar kritik bir rol oynamaktadır. Bu ülkenin gelişmesi için üniversitelerin ya da araştırma merkezlerin üretilen teknolojinin ekonomiye dönüşmesi gerekiyor. Raflarda kalan hiçbir teknolojinin değeri yoktur. Evet. Teknoloji Transfer Ofisi ile bu nedenle önemli ve değerlidir. Teknoloji Transfer Ofisi aynı zamanda girişimcilik ruhunun aşılanması için öğrencilere, akademisyenlere ve firmalara çeşitli eğitimler veriyor. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle ve yenilikçi fikri olan TTO'ya başvuran girişimci adaylarıyla onların girişimcilik ruhlarını önce irdeliyoruz, inceliyoruz. Evet. İş fikirlerine ait iş modellerinin oluşturulmasına için kendileriyle birçok faaliyetlerde bulunuyoruz ve ayrıca hackathonlar yapıyoruz. Hackathonlarda 24 saat ve 48 saatlik hiç dışarı çıkmadan gerçekleştirdiğimiz fikir üretme yarışmaları oluyor. Bunun için öğrencilerimizle beraber armut koltuklarda sıraların üzerinde yatarak 48 saati doldurup burada ürettikleri fikrin sanayiciye veya yatırımcıya nasıl sunulabileceklerini yapıyoruz. Kocaeli'nin ülkenin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Doktor Ahmet Şen, TTO'nun üniversite ve sanayi arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Marmara bölgesi, özellikle de Kocaeli bölgesi, ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarını barındırmaktadır. Ülkemizin %15'ine yakın sanayi kuruluşu şehrimizde bulunmaktadır. Böylece Kocaeli Üniversitesi de böyle bir şehirde, böyle bir ekosistemin içerisinde bulunmanın en önemli vazifeleri edinmiş o durumda. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2022 yılından günümüze 1126 sanayi kuruluşumuza dokunmuş. Böylece yüksek teknoloji nitelikli projeler, savunma sanayi projeleri, Avrupa Birliği projeleri, katma değer yüksek projelerle ve öncelikli teknolojik alanlarla ilgili projelerini yürütülmesine köprü görevini görmüştür. Doktor Ahmet Şen, öğrencilerin teknoloji transfer ofisindeki yerinden bahsetti. Öğrencilerimiz KOTTO olarak toplumumuzda sanayicimiz ve yürüttüğümüz birçok faaliyette ve süreçte de yer almıştır ve almaya da devam etmektedir. TTO'nun düzenlediği öğrenci odaklı birçok eğitim, girişimcilik yarışmaları ve faaliyetine görev alan birçok öğrencimiz oluşmuştur. Savunma sanayi ve teknoloji transfer projelerini de yine gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimize network, lojistik ve malzeme temin edilmelerinde koordinatörlük yapmaktayız. Evet. Öğrencilerimizin toplumsal katkı projelerinde de yine teknolojik ve lojistik altyapı desteği vermekteyiz.